Borç Yiğidin Kamçısıdır. 1 Ocak 2016. Neslihan Nurtürk. Pazar niçin karıştı? Bir bakının, dolanın. Kredisi tükenmez, vasfı emin olanın. Ortalık denize düştüm, yılana sarıldım diyenlerle dolu. Birileri böyle derken yılanlar semirip koskocaman oluyor. Vaktiyle çaresizlik içinde zarureten sarılanlar artık bu vaziyete karşı alışkanlık kesbedip önceki korku ve üzüntülerinden uzaklaşmış görünüyor. Kimileri ne yapalım canım, devir yalnız adam devri. Allah benim günahımı biriktirdiği altınları yastık altında saklayıp borç vermeyenlerden sorsun diyerek durumunu savunur, suçunu da başkasına savurur hale geliyor ki bu pek vahim. Yiğidin kamçısı olan borç, bulunmaz Hint kumaşına döndü döneli, faizin sadece tozu değil, kendisi, çoluk çocuğu, hısım akrabası da üstümüze bulaştı. Borç ne ki bu kadar bulunmaz olsun? Mecaza ve tevhile hiç girmeden direkt ifade edelim. Geri verilmek üzere alınan şey ne gibi? Genel olarak herkesin aklına ilk gelen para ve mal gibi. Bunlar kimsede yok mu? Olmaz mı? Az ya da çok herkeste var. Var da niçin bulunmuyor? İnsanlar borç vermek istemedikleri için. Böyle olunca ne oluyor? Yılanlar şişmanlıyor. Neden? Çünkü onlar borç almak için elini uzatanların kolunu da yiyor. Hiç olacak iş mi? Hiç yiğit dediğin kolunu yedirir mi? Yiğit delikanlıdır, yüreklidir, kahramandır. Yılan da neymiş? Yiğit canavarlarla bile cesurca karşılaşır. Hatta civardaki garibanlar o yiğide güvenerek gönül huzuru içinde uyurlar. Yiğit dediğin hem emindir, hem masumların güvenliğinden mesul. Sadece kendisini değil, herkesi düşünür de Allah için zalimlerle savaşır. Yiğit hakkı söylemekten çekinmez. Batıl karşısında dimdik durur. Yiğit nefsiyle değil, Rabbi ile yürür. Art niyetliler onu görünce korku ile ürperir. Onun kalbini titreten biricik saik ise Rabbinin muhabbetini kaybetme endişesidir. Bu sebeple onun rızasına aykırı her türlü işten kaçınır. Dünyada bazı mahrumiyetler ve sıkıntılar yaşamasına sebep olsa da bu tavırda sabit kalır. Kapısını harama kapatıp helale ararlar. Zahirde gariban gibi dursa da hakikatte ne fakirdir ne naçar. Gözü pek, yüreği merttir. Kötüler ondan kaçar. Zayıflar derdini ona açar. Hiçbir insan yiğit olur da Allah rızasına uygun borç bulamaz mı yahu? Bulur. Hatta halkın iyi niyetlileri öyle yiğidi bağrına basar da borç vermez, karşılıksız ikrama durur. Lakin o yiğit aynı muhacirin yaptığı gibi yardım edicilerin iyi niyetinin üstünü atlamayıp çarşının yoluna koyulur. Yiğidin en üstün tanıdığı, bildiği, aşk ile çekildiği ve çekindiği tek merci vardır. Allah! Yiğidin vicdanı sağlıklı, ruhu aydınlık, aklı berraktır. Birilerinin değil, Rabbinin rızasını kazanmak arzusunu kuşandığından zulmün işgaline kapalıdır. İlahi rızaya muhalif bir iş yapmak onun karakterine aykırıdır. Böyle bir duruma rüyasında bile düşse tövbeye durur. Müfettişi vicdanıdır. Bu devirde böyle yiğit olur mu? Olur kardeşim, olur. Hem böyle yiğidin bir de kamçısı olur. Yiğit bu kamçıyla nefsindeki tembelliği, gafleti, sorumsuzluğu ve bencilliği döver. Yiğit olanın eli zalime kalkmadan önce nefsine kalkar. Onun dili muhatabını suçlamadan evvel nefsinde kusur arar. Rastgele işi yoktur. Gerekirse kılı 40 yarar. Kamçı yiğit adamın elindeyse mazlumu değil, zalimi acıtır. Borç yiğidin elinde böyle kamçı gibi olduğunda alacaklı sevinir. Çünkü yiğit olan borçlu ölmenin
ne büyük bir vebal olduğunu bilir de o borcu ödeyene kadar çalışır, dilinir. Yiğit ödeyemeyeceği borcun altına girmemek için kanaat eder. Lükse ve israfa yüz vermez. Borcunu geciktirmemek için gayrettedir. Uyuşukluk göstermez. Her an ölebileceği ihtimalini unutmaz. Vefatı halinde de alacaklıyı mağdur etmemek için borcunu emin bir makama, vasiyetle havaleyi ihmal etmez. Yiğit sözünün eridir. Borcunu söz verdiği vakitte öder. Kandırmaz, oyalamaz, ertelemez. O halde borç yiğidin kamçısıdır deyip borç üstüne borç açmaya niyeti olanların kendilerine dönüp bakmaları ve bende yiğitlik var mı diye sormaları gerekir. Zira yiğit olmadan kamçı tutanlar yüzünden ortalık karıştı. Birçok zengin geri ödeyemeyeceğini düşündüğünden borç arayana bende de yok ki diyerek ağlamaya alıştı. Kredim tükendi diye sızlanan varsa bu neticenin davetçisi olup olmadığına baksın. Şu cümleler diline tanıdık geliyorsa başka suçlu aramasın. O benim abim. Alacağını vermesem de olur. Zaten zengin. Ona dokunmaz. Borcumu ödemezsem de olur. Ne önemi var canım? Verdiğin iki kuruşu mu yazıyorsun? Tamam, tamam. Bu sefer son dedim işte. Niye sıkıştırıyorsun? Hani biz arkadaştık? Sen de mi beş kuruşun hesabını yapıyorsun? Hayır. Yiğit olan bu cümleleri kurmaz. Çünkü yiğit olan yanlışına kılıf uydurmaz. Sözünü tutamadığı yerde mahcup olur. Ukala olmaz. Borcunu alacağını tabii ki yazacaksın. Hem de yalnız olmayacak, şahitler tutacaksın. Yiğit adam senet yapmaya alışır. Kimin ümmeti olduğunu unutmaz. Kişi kendi eliyle eminliğini baltalamışsa zamanla dostu da arkadaşı da kalmaz. Borç, dostlukla alışverişi karıştıranın ancak prangası olur. Kamçısı olmaz. Kamçı gayret olsun diyedir. Hem kendi arkası dururken kişinin başkasına vurması da niyedir? Borcuna sadık olmayan insan haddi aşan sisteme katkıda bulunmuş olur. Çünkü o insana güvenmeyenler onun gibi zannedip diğerlerine güvenmekte de zorluk çekerler. O insan gibi olmayan diğerleri onun yüzünden mağdur kalırlar. İşte bu mağdurların haram kapısını zorlamalarında borcuna sadık olmayan herkesin böylece payı vardır. Çünkü onlar sadece kendi kredilerini değil, kamunun güvenini de tüketirler. Sen yiğit olmuş da borç bulamamışsan korkma. Sana hibe edecek senden daha yiğit birileri elbet çıkar. Hem yiğit bazı adamdır, bazı kadın. Eğer ki bu sözümü anlamadın, işte misal. Hazreti Meryem, İsar ile ikram eden bir yiğitti. Allah Azze ve Celle ona sebepsiz, vasıtasız, katından sofra lütfetti. Allah rızasına muhalif davranmayan samimi kullarının rızkına da, borcuna da kefildir. Yiğit kamçısını kendi kendine vurduğunda alacaklıya kolaylık göstermek yaraşır. Zaten her alacaklı aynı zamanda bir borçludur. O halde alacağının peşine düşmeden önce herkese kendi borcu hususunda yiğitlik etmek düşer. Benim hiç yok diyene unuttuğu borçlarını hatırlatalım. Canana aşk ile teslim edilecek can borcu. Günde beş vakit ihya edilecek namaz borcu. Alınan ve verilen her nefes için şükür borcu. Kalbini kırdığı insanların hatır borcu. Sıhhat ve iman karşılığında ödenecek hizmet borcu. Mümin kardeşlerini kollayacak zimmet borcu. Anaya, babaya, ataya hürmet borcu. Sadakayı cariye olacak zürriyet borcu. Teşekkürü edilecek hürriyet borcu. Bedeli ödenmemiş ve setredilmiş günahlar için tövbe borcu. Yakınlık ve af için secde borcu. Ey kendini alacaklı addeden, de ki, insanlara verdiğin
haktan aldığından çok mu? Ve ey borçlu, sen de ki borcuna borç ekleyip duruyorsun. Acep hiç aklın yok mu?''